Yeni Printek No Cut sulu transfer kağıdı. Merhaba, ben Selim Coşarcan. Yeni bir Printek Online videomuza hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir konumuz var. Uzun süredir beklediğimiz no cut, yani etrafında hiçbir şey yapmadan, kesmeden, etmeden iz bırakmayan sulu transfer kağıdı. Bu sulu transfer kağıdının bir özelliği daha var. Doğru kombinasyonu yaparsanız, çünkü farklı kağıt ve tutkal alternatifleri var, bulaşık makinesinde de yıkanabiliyor. Kupa preslerinin tahtını oldukça sallayacak bir ürün. Süblimasyon, bizim aslında lazer yazıcı kağıtlarına benziyor. Süblimasyona bağımlı değil, herhangi bir yüzeye uygulayabiliyorsunuz. Cam, metal, porselen, seramik, ahşap, plastik, suni deri, daha saysam çıkar ve bunların birçok farklı uygulama alanı var. Bu videoda size bir tane kupa ve cam çay fincanı baskısı yapacağız. Özellikle bunları seçtim çünkü bildiğiniz üzere bunlara uyan pres kalıbı yok. Zaten dediğim gibi prese uyan ürünlerde de presin birazcık tahtını sallayacak gibi gözüküyor. Ama maliyeti tabii transfer presiyle yapılan baskıya oranla biraz daha yüksek ve biraz daha fazla işlem yapmanız gerekiyor. Ama sonuç bulaşık makinesinde yıkanıyor ve gerçekten çok güzel. Bir handikapı daha var. Koyu renkli bardaklara renkli baskıyı beyaz toner kullanmadan yapamıyorsunuz. Renkler bozuluyor. Ama biraz daha pahalı bir beyaz tonerli yazıcınız varsa baskı yapamayacağınız yüzey kalmıyor. Bugünkü örneklere beyaz toner koymayacağım çünkü gerçekten çok fazla yapacak iş var. Onları peyderpey farklı videolarda yapacağız. Uygulamaya geçmeden önce ufak bir detay daha vereyim. Videonun sonlarına doğru bunun bir de metalik versiyonu var. Onunla ilgili ufak bir örnek göstereceğim. O konuyu da bir sonraki videoya bırakacağım. Yeni videoları kaçırmak istemezseniz kanalımıza abone olup zil işaretine basarsanız biz yayınladıkça YouTube sizi bilgilendirir. Uygulamaya geçelim isterseniz. Biliyorsunuz koronavirüs illeti yüzünden videoları evden çekiyoruz, evden çalışıyoruz. Ama ben buraya bayağı bir makine getirmeme rağmen renkli lazer yazıcı getirmedim. O biraz daha iriydi. Bir tane ufak siyah beyaz yazıcı getirdim. O yüzden renkli çıktığı ofiste aldım. Hatta bir köşesini, şurada kırık bir kupamız vardı. Deneme yapmak için onun üzerinde denedim. İlk deneme gerçekten çok güzel oldu. Fırınlanıyor falan bu, her şey bitti. Bulaşık makinesine de girdi. Şuradaki kağıttı o. Buradaki renkli baskılardan seçer yaparız. Bir de A4'ü şimdiden A5'e böldüm. Ufak bir şey basacağım bütün kağıdı basmayayım diye. Bununla da ofisten eve getirdiğim o küçük siyah beyaz Canon lazer yazıcıda baskı yapacağız. Hatta o yazıcının toneri bile muadil. Onu da söyleyeyim. En ucuz yazıcılardan biri. Baskılarımızı yaptıktan sonra bu kağıtta ihtiyacımız olan çok fazla bir şey yok. Makas, fırça, ragle. Bu arada bu ragleler çok rahat ama çok pahalı. İthal, yani çok çok az miktarda, sadece yok dememek için getirdik. Şuradan şunu çıkartayım. Buna o kadar para vereceğinize mutfak silikon, bu zımbırtıları adı neyse, spatula, ondan da kullanabilirsiniz bence. Ben size dürüst davranayım, yoksa satın almak isterseniz sitemizde mevcut. Ve tabii ki bu ürünün olmazsa olmazı özel tutkalı. İki farklı tutkal çeşidi var. Tutkala gelmeden önce aslında iki farklı kağıt çeşidi de var. A tipi ve M tipi. A tipi kağıt ısıya dayanıklı ürünlerde kullanılıyor. Bu iz bırakmama şeyi falan daha güzel, daha dayanıklı oluyor. Isı da o kalan film iyicene eriyor, gidiyor. M tipi kağıt multi-use, o da iz bırakmıyor. Daha onu denemedim, o yüzden kesin farkını söyleyemiyorum. A tipi kağıtla M tipi kağıdın temel farkı, A tipini ısıya dayanıklı ürünlerde düz, emiciliği olmayan pürüzsüz yüzeylerde kullanabiliyorsunuz. M tipi kağıdı ahşap, taş gibi
emici yüzeylerde de kullanabiliyorsunuz ve ısıya dayanıklı olmayan ürünlerin üzerine baskı yaparken yine M tipini kullanıyorsunuz. Bu arada telefon kılıfı bile yapılıyor, onu söyleyeyim. Labut gibi de verip duruyorum. Gelelim tutkal farklarına. Daha ben de çok iyi bilmiyorum farkını. Şimdiye kadar sadece C tipini, clear yani şeffaf olanı kullandım. Üretici seramik, cam, porselen gibi düz yüzeylerde testleri bugüne kadar onunla yaptık. Bunu tavsiye ediyor. Biraz daha hızlı kuruyor. Hızlı davranmanız gerek. Emici yüzeylerde çok hızlı kuruduğu için işe yaramıyor. S tipi, ben ona sticky yani yapış diyorum, bunun gibi değil. Emici yüzeylerde kullanabiliyorsunuz. Hemen emilip kaybolmuyor ve biraz daha yavaş kuruyor. Bugün C tipini A tipi kağıtla kullanacağız. Yine ben fazla konuştum. Biliyorsunuz artık huyumu. İsterseniz uygulamaya geçelim. Çıktığımızla başlayalım. Kağıdı yazıcıya yerleştirdikten sonra ufak bir profil ayarı yapmanız gerekiyor. Yazıcıdan yazıcıya değişen bu ayarlarda tavsiye ettiğimiz 120 ila 180 gram arası heavy glossy paper. Glossy paper yoksa etiket yani label da kullanabilirsiniz. Mümkünse de toner yoğunluğunu maksimuma çıkartın. Siyah beyaz baskımızı da aldık. Uygulama yapacağımız yüzeylerin temiz olduğundan emin olalım. Bu ara zaten herkesin evinde %100 olan kolonya, dezenfeksiyon işini çok güzel yapıyor biliyorsunuz. Biz onu şimdi bardaklarımızı temizlemek için de kullanalım. Bir yüzeylerini temizleyelim ki işlemimiz daha doğru olsun, daha dayanıklı olsun. Bardak IKEA cam bardaklar da herhalde başa bahçedir, bilmiyorum, reklam yapmak gibi olmasın. Söyleme amacım onların bardaklarını kullanın değil, bardakların hiçbir özelliği yok. İstediğiniz bardağı kullanabilirsiniz deme amaçlı. O yüzden yanlış anlayıp illa bu markaların bardağını kullanmayın. Üzerlerini sildik. Bunlar şimdi uygulamaya hazır. Baskılarımızı keselim. Birebir kesmenize gerek yok. Dediğim gibi iz bırakmayan bir ürün. Çay bardağı çok kıvrımlı olduğu için o kıvrımları rahat alsın diye simitçi yaptım. Çayla güzel gider. Simitçiyi oldukça yakından keseceğim ki o kıvrımlarda bize sorun yaratmasın diye. Kupamıza da bari renkli olsun, öbürü siyah beyaz. Şu daha önceki açık zemin transfer kağıdı videolarımızı seyrettiyseniz güzel böyle tam no cut kağıtlara uygun bir kaplan desenimiz var. Ona da bunu uygulayalım. Kağıtlarımız tamam. Yana koyduk. İlk önce suya atıyoruz. Suyun çok soğuk olmaması daha iyi. Yaz aylarında normal oda sıcaklığı da olur. Kışın direkt musluktan gelen suyu kullanmayın. Çok soğuk su yapışkanın yapışma kuvvetini biraz azaltır. Hafif ılıtabilirsiniz veya kendiniz ortam sıcaklığında bekletebilirsiniz. Bunu çok uzun tutmaya gerek kalmıyor. Böyle en fazla 30 saniyede üzerinden kaymaya başlıyor. Daha önceki sulu transfer kağıtlarımıza benzeyen bir teknik. Kaymaya başladıktan sonra bakalım yüzü koyun, peçeteye koyun. Onlar orada beklerken şeffaf tutkalımızı alıyoruz. İsterseniz çay bardağından başlayalım. Özellikle ince uzun bir fırçam var ki şişeyi başka bir yere dökmeden direkt üzerine yapıştırabileyim diye. Şöyle tahminen biraz daha az sürsek de olur. Ben garanti olsun diye bolca sürdüm. Şimdi yukarıdan tutuyoruz. Diğer sulu transfer kağıdında alttan kağıdı çekerdik. Bunu da
aynalı bastığımız film alt katmanda kalıyor. Üstten kağıdı çekiyoruz. Tamamen farklı bir teknik. Bu kıvrımlı bir yüzey olduğu için tabii kağıt esnek değil. Çok dikkatli olmak gerekiyor. O kıvrımları doğru aldırmazsanız, tam yapıştırmazsanız, içeride katlar kalırsa bu sorun olur. Baskınızda kopukluklar yaşarsınız. Daha çok ince belli bardaklarda o yüzden yukarıdan aşağı kocaman baskı tavsiye etmiyorum. O beli alamazsınız. Yukarı, aşağı veya ortaya farklı farklı yapabilirsiniz. O hiç sorun değil. Bir bütün halinde yapacaksanız da tek parça yapmayın, parça parça yapın. Üzerinde birleştirin. Daha kolay olur. Sanki çok hafif yamuk oldu ama artık yapıştığı için çok fazla müdahale etmek istemiyorum. Dediğim gibi şeffaf yapışkanın sonucu daha iyi ama hızlı kuruyor. Hızlı davranmanız gerek. Her yerinin yapıştığına emin oluyoruz. Ragle kaymamaya başlarsa, ragleyi hafif ıslatırsanız yine yüzeyinde kaymaya başlar. Sanki her yeri tamamen yapışmış. Biz de bu ürünün acemisiyiz. Bu bir dursun. Şu anda etrafında film var. O film gidecek. Sonraki aşamaları var. Oraya geleceğim. Bu arada şu alt kıvrıma baskı yapılabiliyor mu diye merak ediyorsanız oraya deneme yapalım. Ayrı parçada bir tane küçük Printek logosu basalım. Şimdi bu baskıların bulaşık makinesine dayanıklı olması, etrafındaki filmlerin gidip sadece baskı şeklinde kalması için bu ürünlerin fırınlanması gerekiyor. Fırın olmak zorunda değil bu arada. Saç kurutma makinesiyle de yapabiliyorsunuz. Isı tabancasıyla da, fırınla da, mikrodalga fırınla da. Biz bugün fırınlama tekniğini kullanacağız. Normal fırında bunları kürleyeceğiz. Eğer tek bardak yapacaksanız 100 derece 10 dakika yeterli. Ama birden fazla objeyi bir kere de kürleyecekseniz fırının ısısı biraz dağılacağı için farklı objelere süreyi biraz daha uzatın diye tavsiye ediyor fabrika. Çok fazla bir şeyimiz yok. 3 parçamız var. Garanti olsun. Bir 15 dakika 100 derecede kürleyelim. Yani tutkalın iyicene kuruyup yapışmasını sağlayalım. Bu 100 derece kürledikten sonra işlem bitmiyor. Bunun üzerinde şu anda ince bir jelatin var ya, o ince jelatini kenarından hafif tutup nazikçe kaldıracağız. Kaldırdığımız zaman sadece tutkal aşağıda kalmış olacak. Ama bu da hala bulaşık makinesine dayanıklı hale gelmemiş oluyor. Sonra ısıyı arttırıp 180 ila 250 derece arası diyor fabrika ama toner 250 derecede ne olur emin değilim. Bir gün onu da deneriz. Ben şimdi riski atmayacağım. 180 derecede bir 15 dakika daha kürleyeceğim. Sonunda baskılarımız tamamen bulaşık makinesine dayanıklı çok güzel bir hal almış olacak. İsterseniz fırınlamaya geçelim. İlk aşama kürleme için önceden 100 dereceye ısıtılmış fırınımıza bardaklarımızı yerleştiriyoruz. Dikkat edin, cam ani sıcaklık değişimlerinde çatlayabilir. Dolayısıyla çok soğukken koymayın. İlk aşama kürleme bittikten sonra soğumasını bekliyoruz ve üzerindeki jelatini yavaşça kaldırıyoruz. Bu jelatinden sonra zaten çok hafif, çok hafif bir iz kalıyor. O da ikinci seviye kürlemede gidecek. Dikkat etmeniz gereken bir unsur, ürünler sıcakken bu baskılar çok hassas oluyor ve hemen zarar görebiliyor. Dolayısıyla tamamen soğumadan, özellikle ikinci aşamada daha sıcakken yapılmış kürlemeden sonra tamamen soğumadan üzerlerine pek değmemeye çalışın. Soğuduktan sonra biraz daha vakit geçince tutkal tamamen sertleşip dayanıklı hale gelecektir. Kupa presiyle yapmanın imkansız olduğu çay bardağı, çay tabağı ve böyle oval
Hatta şu alttakini de göstereyim. Baskılarımızı tamamladık. Demin gösterdiğim üzere fırınladıktan sonra o ince jelatini kaldırıyoruz. Ve hiçbir iz kalmıyor. Şu anda yakından baktığınızda çok hafif bir iz var. Bu da ikinci fırınlamada 180 derecede fırınladığımızda o iz tamamen yok olacak. Bildiğiniz o büyük porselen üreticilerinin yaptığına benzer çok sağlam, sadece boya kalacak üzerinde. Ve fark ettiğiniz üzere siyahı da tamamen opak bir siyah. Öyle şeffaf arkasını gösteren bir siyah değil. Tabii şu anda benim kafamda bir soru işareti var. Malzemenin özelliği mi, yoksa CMYK yazıcı yerine sadece siyah basan bir yazıcıdan en yüksek yoğunlukta siyah bastığımız için mi böyle? Onu denemek lazım. Onu bizim kupa presinde bir rakı kadehine aynı yazıcıdan çıktı alarak basıp denerim. Hatta güzel bir fikir. Bundan sonra bu ürünlerle alakalı çok video çekeceğiz. Her şeyden önemlisi, kupa presinin o daha ucuz kağıdıyla bunları kıyaslayan birebir kıyaslama videoları çekeceğiz. Orada da bunu denemiş oluruz. Her zamanki gibi videoda gösterdiğimiz ürünler hakkında detaylı bilgi almak isterseniz hem bize aşağıda yorumlarda yazabilirsiniz, WhatsApp hattımızdan, e-posta adresimizden bize ulaşabilirsiniz. Santral bugünlerde pek çalışmıyor çünkü ofisimiz kapalı, o yüzden WhatsApp'ı tercih edin. Veya tabii ki internet sitemizde ürün sayfasını inceleyebilirsiniz. Videoda kullandığımız bütün ürünlerin bağlantıları aşağıda video açıklamalarında mevcut. Sadece tıklamanız yeter, ürün sayfasına gidip oradan online satın alabilirsiniz. Bir de videonun en başında bahsettiğim bir bonus ürün vardı. Şöyle örneğini göstereyim. Bu Spektrum versiyonu, bu da sulu transfer. Renkli kupalara da baskı yapabiliyorsunuz. Şu anda elimizde metalik altın, metalik gümüş, beyaz, Spektrum ve desenli hologramlı 5 ayrı çeşidi var. İşlemi bu kadar kolay değil. Bu da meşakkatliydi, bu daha da meşakkatli. Bir düz pres veya termal laminasyon cihazına da ihtiyacınız var. Çünkü bu metalik katmanı sulu transfere aktarıyorsunuz. Arkasına da bir deneme yaptım. Hatta üstümdeki tişört, yine reklam yapayım, Printec Premium çok güzel oldu. Basarken siyahla beyazın yerini değiştirmem gerekiyordu. O yüzden aynı güzellikte olmadı. Ama ürün gerçekten çok güzel. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Yine bizi çok heyecanlandıran yeni teknolojik bir ürün tanıttık. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi unutmazsanız seviniriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.